Doğu Karadeniz bölgesinde son haftalarda yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle derelerde bulunan çöpler sellerin etkisiyle Karadeniz'e taşınıyor. Karadeniz kıyıları da çöple kaplanıyor. Sürmene'nin Çamburnu plajı da bu sellerden taşınan çöplerle kaplanmış durumda. Bir zamanlar mavi bayrağı olan ve hala Trabzon'da çok tercih edilen, özellikle kullanılan bir plajda plaj olan Çamburnu plajındayız. Aynı zamanda plajın güneyinde de Çamburnu Tabiat Parkı var. Dolayısıyla koruma alanı. Şimdi şu anda burada bulunan çöplerin hiçbirisi, hemen hemen %90'ı bu bölgeye ait değil. Nereden geldi? Bu gördüğünüz şeyler bizim turistik aktivite alanlarımız olan İşte Uzungöl'ün yukarısındaki yaylalardan, Sürmene'nin yukarısındaki yaylalardan, halkın yaşadığı, yayla yaptığı veyahut da kırsaldaki köylerden bir şekilde kontrolsüzce belediyenin toplama sistemlerine değil de doğaya atılan tüm atıklar rüzgar ve yağışlarla taşınarak vadi yataklarına iniyor. Dere yataklarında biriken bu atıklar taşkın dönemlerinde, sel ve taşkın dönemlerinde sellerle birlikte taşınarak getirilip Karadeniz'e ulaştırılıyor. Karadeniz'e gelen çöplerin önce bir kısmı burada gördüğünüz gibi kıyılara vuruyor ama %90'ı kıyılara vurmayıp aşağı doğru taşınıyor ya da denizin dibine batıyor. Yani şu anda biz burada işte Baltacı Deresi'nden, Solaklı Deresi'nden ya da Sürmene Deresi'nden taşınıp denize inmiş olan aslında kaynağı tamamen köyler veyahut da kırsaldaki yaylalar ve kontrol altına alamayan çöpleri görüyoruz. Hep hemen hemen tamamına yakını evsel atıklar. İşte burada ilacını tutun, bitki veyahut da işte böcekleri öldürmek amacıyla kullanılan ilaçlar, artı straforlar dediğimiz malzemelerin hepsi bizim günlük kullandığımız, attığımız atıklardan oluşuyor. Kaynağı kırsal alanlar ama sonucu Karadeniz, çünkü Karadeniz'de toplanıp burada birikiyor çöpler ve en az bir 500 yıl bu çöpler burada bulunacaklar. Atalarımızın bir lafı vardı, dere gider kumu kalır. Aslında dere gidiyor, kumu da değil çöpü kalıyor. Artık günümüzde modern insanın izi çöpü. Dolayısıyla her selden sonra çöpü dere kenarında, deniz kenarında, denizin içinde, her yerde. Şu anda denizden gelip kıyıda birikmiş olan straforu görüyoruz. Strafor normalde büyük bir ambalaj kabı olarak gördüğümüz bir malzeme. Evde de kullandığımız, balık saklamak için kullandığımız ya da gıdalar saklamak için. Şimdi bu strafor normalde büyük boyutluyken, denize gelirken, dereden geçerken küçülüp böyle mikroskopik, yani küçük boyutlu milimetrik boylara dönüşüyor. Ve bu şekilde denizde uzun yıllar boyunca kalarak kirletmeye, balıklara besin olmaya davranan bir kirletici. Gördüğünüz gibi artık o birken binler olan bir kirletici haline geliyor veya milyonlara ulaşıyor. Var mı sende bir yam dediğin gibi? Taşınıp buraya kadar gelebiliyor. Yani dolayısıyla bu Trabzon'un her yerinde benzer kirli göründüğü anlamda. Şöyle hocam. Bitki öldürücü. Bitki öldürücü tepkiler. Onda da bana da atarsa işte tepkili olur.